Hizbullah güçleri Kayseri kentine drone saldırısı düzenledi. Günün belki de en önemli olayıydı. Söz konusu saldırıda hedefin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özel mülkü olduğu belirtildi. Gelin hemen ayrıntılı alalım. İstim İstanbul'u bizi bekliyor. Hayfa'da neler yaşandı bugün, neler yaşanıyor, senden dinleyelim İstim. Evet Merve, İsrail Gazze ve Lübnan'a saldırılarını ne kadar acımasızca arttırdıysa Hizbullah'ın da misillemeleri o kadar gecikmiyor diyebiliriz. Bugün sabah saatlerinde yine güne siren sesleriyle uyandık. Hizbullah 50'nin üzerinde roket ve füze atışı gerçekleştirdi. Yalnızca bu değil, aynı zamanda bugünün önemli bir başlığı vardı. Sizler de belirttiniz. Kamikaze drone saldırısı gerçekleştirdi Hizbullah. Hedefte ise Netanyahu'nun Kayseri'deki konutu var. Ve bizler de Hayfa'dayız. Bulunduğumuz dakikalar itibariyle bu noktanın nispeten sakin olduğunu ama geride bıraktığımız dakikalarda bu noktada hareketli dakikaların yaşandığını sizlere aktaralım. Evet, 50'nin üzerinde füze fırlatıldı ama dediğimiz gibi kamikaze İHA'larıyla da karşı karşıya kaldı İsrail, ki İsrail basını da bu konuya ilişkin yayın yasağı getirdi. Önce büyük bir patlama sesi duyuldu Hayfa'da, ardındansa o patlamanın ardından bir siren sesi çalındı. Normal şartlarda siren sesleri patlamadan önce çalınıyordu. Hedef belirleniyordu. Daha sonra siren sesi çalınıyordu ama bu sefer önce patlama oldu, ardından siren sesi çalındı, ki bu da ne demek oluyor? Artık demir kubbe, hava savunma sistemleri acaba fark edemiyor mu Hizbullah cephesinden gelen saldırıları, kamikaze drone saldırılarını, roket saldırılarını, füze saldırılarını artık tespit edemiyor mu? Yoksa bir güvenlik açığı mı oluştu? İşte İsrail'in gündeminde bu da vardı. Evet, Netanyahu hedefte evde olmadığı, Kayseri'deki konutunda olmadığı, eşiyle birlikte o noktada olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralının olmadığı bilgisi paylaşıldı ve ardından İsrail basınına yayın yasağı getirildiğini sizlere ifade edelim. Evet, günün önemli başlığı buydu. Zira İsrail ordusu Lübnan topraklarında İsrail'e 3 İHA ateşlendiğini ve bunlardan birinin Kayseri'deki bir binayı vurduğunu duyurdu. Tabii elbette bizler gün içerisinde bunu teyit etmemiz gerekiyordu. Teyit de çok geçmeden geldi. Netanyahu'nun sözcüsü tarafından geldi. Evet dedi, Kayseri'deki konut hedef alındı. Fakat Başbakan Netanyahu orada değildi. Açıklamalarında bulundu. İHA saldırısı esnasında herhangi bir sirenin duyulmadığı bilgisi paylaşıldı. İsrail hükümeti, İsrail basın yayın organlarına da yayın yasağı getirdi. Evet, drone patlaması ve büyük patlama sesiyle yankılandı İsrail sabah saatlerinde. Günün önemli başlığıydı Netanyahu'nun evinin hedef alınması. Kayseri'de bulunan konutu, yazlık olarak kullandığı konutu hedef alındı, ki Hayfa'ya çok yakın bir nokta Kayseri için, bunu söyleyebiliriz. Bizler zaten camdan o patlamanın sesini duyabildik sabah saatlerinde. O gürültüyü duyabildik ve sürekli havada o sesleri duyabildiğimizi sizlere ifade edelim, ki bu sabah da yine yoğun bir gürültüyle uyandık. Bombardıman devam ediyor. Hizbullah'ın hedef atışları devam ediyor. Kuzey noktalar oldukça önemli. İsrail-Lübnan sınır hattının olduğu noktalar oldukça önemli. Hizbullah saldırılarını, misillemelerini o noktada yoğunlaştırmış. Ve yine bir, evet, ara ara sürekli biz sesler duyuyoruz zaten. Yoğun bombardımanla karşı karşıya İsrail. Hayfa'dayız. Gelişmeler oldukça Merve aktarmaya ve anlatmaya devam edeceğiz.